Bu videoda bahsedilen voltlar, bu zamana kadar çıkmış tüm Fallout oyunları ve Fallout incillerinden alınarak hazırlanmıştır. 122 adet volt ve bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi voltlarda, 105 farklı deney olsa da voltların sadece birkaç tanesini görebilmiş veya okuyabilmişizdir. Barınaklar, Vault-Tec firması tarafından Amerikan hükümetinin emriyle hazırlanmıştı. Halka açık barınak sayısı 122 adet olsa da sayıları gizli tutulan özel barınaklar da vardı. Barınakların sözde asıl amacı olası felaketlerden korunmaktı ve bu felaketlere dayanacak şekilde tasarlanmışlardı. Halka açık barınakların her birinde ayrı deneyler gerçekleştirildi. Bu deneylerin çoğu psikolojik deneylerdi ve Amerikan derin devleti Enclave insanların bu şartlar altında nasıl yaşadığını görmek istiyordu. Enclave'in asıl amacı yeryüzünden radyasyon silindikten sonra farklı gezegenlere koloniler kurmaktı. Barınakların sadece 17 tanesi gerçekten insanları korumaya hedefliyordu. Geri kalan barınaklar ise deneylerin yapılacağı barınaklardı. İsterseniz gelin, Fallout evrinde gördüğümüz tüm barınakları ve içlerinde gerçekleşen deneyleri inceleyelim. Los Angeles Barınağı Vault-Tec bu barınağı sadece insanlara Vault'ları tanıtmak için yapmıştı. İlk Fallout oyunundaki katedralin altındaki Vault da Los Angeles Barınağı'nın ta kendisidir. Barınak 3 Barınak 3, insanların yaşaması için tasarlanan ve herhangi bir deneye sahip olmayan sıradan bir sığınaktı. 2281 yılında halen çalışır vaziyette olsa da yağmacılar tarafından ele geçirildi. Barınak 8 Kuzey Kaliforniya'da bulunan bu vault kapandıktan 10 yıl sonra açılması üzere kapatılmıştı. Fakat kapandıktan 14 yıl sonra açıldı ve açıldıktan sonra Wall City Devleti'nin zeminini oluşturdu. Barınak 11 Vault 11'in deneyi her sene seçilen bir kişiyi kurban etmek üzerine kuruluydu. Eğer sakinler bunu reddederse Vault otomatik olarak tüm insanları öldürecekti. Fakat bu büyük bir yalandı ve insanlar buna inanmayıp kimseye öldürmeyince Volt'un mührü açılacaktı. Fakat insanlar korkudan birbirlerini seçip kurban etmeye başladılar ve bir sürü iç karışıklık çıktı. Geriye 5 kişi kaldığında bu 5 kişi kimseyi kurban etmeyeceklerini söyledi ve barınak kapısı açıldı. Kalan 4 kişi bunca yaşanan olaydan sonra intihar etti fakat 5. kişi intihar etmedi ve çorak toprakları açıldı. Barınak 12. Bakersfield'da bulunan bu Volt'un kapısı yarım yamalak kapatılmak üzere tasarlanmıştı. Bombalar düştüğünde Bakersfield Necropolis ismini Vault ise Necropolis Barınağı adını almıştı. Bu bölgedeki herkes hortaklara dönüştü. Barınak 13 Barınak 13'ün 200 yıl boyunca kapalı kalması planlanıyordu. Fakat barınağın su çipi bozulunca Barınak Overseer'ı bir Vault sakinini dışarı göndermek zorunda kaldı. Su çipi başarıyla gelse de kısa bir süre sonra Enclave bu Vault'taki tüm insanları kaçırdı. Lakin ikinci oyundaki karakterimiz Enclave'i dağıtarak bu Vault'u tekrar işler hale getirdi. Günümüzdeki durum ise bilinmiyor. Barınak 15 sadece 50 yıl kapalı kalacaktı. Fakat içerisinde farklı ideolojilere sahip insanlar sokuldu. Bunun üzerine farklı farklı gruplar oluştu. Örneğin Weepers çetesi. 2141 yılında kapılar açıldığında Jonathan Faust ve 200 kişilik ekibi çorak arazide dolaşmaya başladı. Fakat Jonathan Faust yılanlar dolu bir çukura düşünce onlarca farklı yılan onu ısırdı. Bu onu öldürmedi fakat halüsinasyonlar görmesine sebep oldu. Gördüğü halüsinasyonlardan birisi de koca bir engerek yılanının kader hakkında bir şeyler anlatması ile ilgiliydi. Grubu Jonathan Faust'u arkasında bırakmıştı. Bir hafta kadar halüsinasyonlar gördükten sonra çukurdan çıktı ve ekibine doğru yolu bulduğunu söyledi. Mutluluk ve zenginlik için bazı insanları çukura atıp çukurdaki tanrılara kurban etmek gerekiyordu. Çoğunluk ona güldü fakat Jonathan hepsini çukura attı. Hayatta kalıp halüsinasyonlar görenleri topladı ve büyük oyanış dedikleri bu olaydan sonra çukurun etrafına bir türbe inşa ettiler. Koca engerek yılanını reddeden insanları da avlayıp çukura attılar. Jackals çetesi de barınak 15'ten çıkan bir gruptu. Jekylls'ların kurucusu bilinmiyordu. Sadece hayatta kalmak için yamyamlık dahil her şeyi yapabilecekleri biliniyordu. Uzun süre çorak topraklara musallat olsalar da NCR tarafından büyük bir çoğunluğu dağıtılınca ufak yağmacı grupları haline geldiler. Kanlar grubu da barınak 15'ten çıkan gruplardan birisiydi. Kanların oldukça çalkantılı bir geçmişi vardı. Barınaktan çıkınca Moğol yaşam tarzını benimsediler. Tek kuralları zayıfların yok olması ve güçlülerin yaşamasıydı. Jekyll's çetesi ve Ensiar ile aralarında bol bol çatışmalar yaşandı. Hatta Kaanlar bir ara Ensiar başkanı Aradeş'in kızı Tandi'yi kaçırdılar. Bunun üzerine Walt neredeyse tüm Kaanları öldürerek Tandi'yi kurtardı. Hayatta kalan ufak Kaan grupları büyük Kaanlar olarak tekrar tek bayrak altında birleşmişti. Kaanlar birleştikten sonra Mojave çorak topraklarına yayıldılar. Fakat Mr. House... New Vegas kurarken onları Bitter Springs'e yerleşmeye zorladı. 2278'de ise NCR Kağanların onlara saldıracaklarından endişelendiğinden kadın, çocuk, yaşlı fark etmeden birçok büyük Kağan'ı öldürdü. Bu büyük Kağanları güçsüzleştirse dahi geri kalanlar NCR'a eşi benzeri görülmemiş bir kin beslemeye başladı. Barınak 15'ten çıkan son grup ise Shady Sands kasabasını oluşturan gruptu. Vault 15'teki bazı insanlar Shady Sands isimli bir bölgeye yerleşti. Bu bölge Aradeş ve Tandil'in yönetimiyle Ensiara yani Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'ne dönüştü. Bu grup hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız 6. Nukatoloji bölümünü izleyebilirsiniz. Barınak 15'ten çıkan gruplar kısaca bunlardı. Artık diğer voltlara dönebiliriz. Barınak 17 Bu barınak hakkında tek bildiğimiz şey Master'ın süper mutantları tarafından ele geçirildiği. Fallout New Vegas'taki Lily ve torunları da bu voltun içindeydi. Barınak 19 bu barınak kırmızılar ve maviler olmak üzere ikiye ayrılmıştı ve her iki grubunda kendi overseer'ı vardı. Bu barınağın birçok bölgesinden kükür salgılanıyordu ve bu volt sakinlerinin paranoya görmesine sebep oluyordu. Bir süre sonra NCR ıslah tesisinden kaçan mahkumlar bu volttaki herkesi öldürdü ve volta ele geçirdi. İlginç olan şey mahkumlar volta zorla girmemişti. Kapıyı volt sakinleri açmıştı. Barınak 21. Bu barınan bir overseer'ı yani yöneticisi yoktur. Barınaktaki herkes kumar bağımlıları arasından seçilmiştir. Anlaşmazlıklar ise kumar ile çözülür. Barınak 22 Barınak 22'de yetiştirilen her bitki en kaliteli bitkiydi. Bu bitkileri haşerelerden korumak için ise entomopatojenik mantar üretilmişti. Bu mantar haşereyi ele geçirir, vücudunu yer ve ondan sporlar çıkmasını sağlayarak etrafa yayılırdı. Fakat bu mantarların etkilediği tek canlı haşereler değildi. İnsanlar da etkileniyordu. Ölen insanlar spor taşıyan yamyam yaratıklara dönüştü. 2096'da Volt terk edildi ve 100 kişilik spor taşıyıcısı bir grup Zion Kanyonu'na gitti. Barınak 27 Bu barınağa yerleşecek insanlara barınakta sadece 2000 kişi olacağı söylenmiştir fakat 4000 kadar kişi alınmıştır. Barınak 29 Bu barınağa 15 yaşından büyük kimse sokulmamıştır. Sonraki bölümlerde bahsedeceğimiz Tıhap tüccarı Harold da bu barınaktan gelmiştir. Barınak 34 Bu barınağın cephaneliği kilitlenmemiştir fakat Overseer cephaneliğe girmeyi yasaklamıştır. Zaman geçtikçe Vault sakinleri kendilerini korumak için silahlara erişim hakkı istemeye başladılar. Overseer bir türlü ikna olmayınca Vault sakinleri isyan ederek Vault 34'ün altını üstüne getirdiler. Cephaneliğe girip dışarı çıkan gruplar kendilerini çok iyi korusalarda bir üsse sahip olmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Bunun üzerine Melis Havaalanı'na yerleştiler ve Bombacılar adını aldılar. Barınak 36 Barınak 36'da sadece tek bir yiyecek çeşidi vardı. O da sulu bir yulaf ezmesiydi. Barınak 42 Barınak 42'nin içinde 40 watt'tan daha güçlü bir ampul yoktu. Barınak 43 Barınak 43'ün içinde 20 erkek ve 10 kadın vardı. Bunlara ek olarak sığınakta bir de pantar bulunuyordu. Barınak 51. Bu barınağın bir overseer yoktu fakat en gelişmiş yapay zeka olan Zek tarafından yönetiliyordu. Yazılım arızalanıp bir kişi hariç herkesi öldürene kadar insanların kabileleşmesini araştırıyordu. Barınak 53. Bu barınakta bulunan her şey 2 ayda bir bozulmak üzere tasarlanmıştı. Çok kolay tamir edilebilir olsalar dahi bu durum mol sakinlerini strese sokmaya yarıyordu. Barınak 55. Bu barınakta hiçbir eğlence kasidi yoktur. Barınak 56. Bu barınak ise sadece barbat eğlence kasetleri vardır. Barınak 63. Bu barınak hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Falut 76'da görülüyor fakat hala mühürlü durumda. Barınak 68. İçerisinde bin kişi vardır fakat bu bin kişiden sadece bir tanesi kadındır. Barınak 69. İçerisinde bin kişi vardır fakat tahmin edebileceğiniz gibi bu bin kişiden sadece bir tanesi erkektir. Barınak Barınak 70. Barınak kasisleri 6 ay içinde yırtılıp bozulmak üzere tasarlanmıştı. İronik kısmı ise barınak sakinlerinin tamamı dindar Mormonlardı. 2090 yılında ellerindeki 3 adet cennet bahçesi yaratma kitini kullanarak yeni Kudüs olarak adlandırdıkları bir ülkeyi kurdular. 2230'lu yıllarda ise Ütaha Yönadiler ve New Canaan'ı kurdular. Barınak 75, eğitim üzerine kurulu bir barınaktır. Barınak bir okulun altında bulunur. Eğer barınak sakinleri 18 yaşına gelene kadar fiziksel ve zihinsel olarak gelişmemişse robotlar tarafından öldürülür. Barınak 76 Batı Virginia'da bulunan bu barınak kapandıktan 20 yıl sonra açılmış ve medeniyetin tekrar oluşturulması için tasarlanmıştır. Herhangi bir deneyi de yoktur. Barınak 77 Barınak 77 çok karanlık bir hikayeye sahip. Sadece tek bir adam buraya girdi. İçeride yalnızca bir kutu kukla bulunuyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu adam zaman içinde delirdi. Sığınaktan çıkınca ise çorak topraklarda terör estirdi. Bu adamın giysisi Fallout 3 oyunundaki Paradise Falls'ta bulunabilir. Barınak 81, insanoğlunun müzdarip olacağı tüm hastalıkları tedavi etmek için inşa edilmişti. Fakat bu Vault'un Overseer'ı Vault, vault gelen emirleri reddetti ve bunun üzerine 2287 yılında bile halen aktif olan bir sığınak ortaya çıktı. Barınak 87, bu barınakta F virüsü üzerine deneyler yapıldı. Sonuç olarak onlarca farklı süper mutant oluştu. Fallout 3 oyununda gördüğümüz süper mutantların kaynağı da bu Vault'un ta kendisidir. Barınak 88 asla tamamlanmamıştır. Amacı ise işte azaltan soda, elektrik üreten bisiklet gibi prototip cihazları araştırmaktır. Barınak 92. Dünyanın en yetenekli müzisyenleri buraya davet edildi. Fakat bu volt insanların bilinç altına giren beyaz gürültü isimli ses düzeninin bulunduğu bir volttu. Beyaz gürültü ise insanları savaşmaya teşvik ediyordu. O yüzden volt içindeki müzisyenler birbirlerini öldürdü. Barınak 94 İçerisine birbiriyle çok iyi anlaşan insanlar konuldu. Bolca gıda verildi. Herkes ortak odalarda uyuyordu. Fakat barınak kapısı açılınca barınağa baskınlar yapıldı. Barınak 95, kimyasal bağımlılıktan müzdarip insanlar için rehabilitasyon merkezi olarak açıldı. Fakat bir barınak çalışanına herkes bağımlılıktan kurtulunca kimyasallar ile dolu bir odanın kapısının açılması emri verildi. Barınak 96, amaçları dışarıdaki radyasyonu ölçmek ve ekosistemi gözetlemekti. Barınak 101, içerisinde sınırlı sayıda insan bulunuyordu. Bir süre sonra akraba evliliğinden onlarca insan doğdu. Bu kasayı her şeyi gücü yeten bir overseer yönetiyordu. Barınak 106 Büyük savaştan 10 gün sonra barınak 106 hava filtreleme sistemine psikoaktif ilaçlar bırakıldı. İnsanlar yavaş yavaş çıldırdı ve Vault'un içini yok etmeye başladı. Barınak 108 Barınak 108'in içinde bir klonlama makinesi bulunuyordu. Barınakta yalnızca geri isimli bir adam ve onun yüzlerce farklı klonu bulunuyordu. Barınak 111 Barınak 111 insanları dondurmak ve sonradan canlandırmak için özel adetlere sahipti. Barınağın deneyi başarıyla sonuçlandı ve karakterimiz 200 yılı aşkın süredir hayatta kalmayı başardı. Barınak 112. Bu barınak inşa edilecek son barınaklardan birisiydi. Barınağı yöneten kişi Garden of the Eden Creation Kit'i de icat eden Stanislaus Brown'du. Bu vault'ta sadece sanal gerçeklik simülasyonları vardı ve vault lideri Brown bu simülasyonlar üzerinde tam yetkiye sahipti. İnsanlar bu simülasyonlar içinde ölse dahi Brown onları tekrar canlandırabiliyordu. En sonunda Brown bu sakinlere cehennemi yaşatmaya başladı. Barınak 114 Sadece önde gelen isimler bu barınakta yaşayacaktı. Herkesin kendine has odası, duş alma yerleri vardı. Fakat kapının mührü bir anda açıldı. Bu Volt'un deneyindeki amaç ise insanların bu duruma nasıl tepki vereceğiydi. Barınak 118 toplumun yüksek sınıfından üyeleri ile alt sınıfından üyelerinin sınırlı etkileşim ile iki kanat altında yaşayacağı bir barınak olması planlanıyordu. Alt sınıf için olan bölüm asla bitirilemedi, bu yüzden deney asla başlamadı. Şu anlık bildiğimiz tüm barınaklar bu kadardı. Unutmadan bir de Fallout 2'de bulunan sahte barınak 13 olarak bilinen bir mağara vardır. Bu mağara tamamlanmamış bir barınaktır. Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'ndeki Mark isimli kişiden 1000 dolara satın alabileceğiniz bir holodisk ile bu barınağın yerini öğrenebilirsiniz. Bu nukatoloji videomuz bu kadardı. Ek olarak Fallout Shelter oyunundaki barınak 444 veya barınak 795 gibi barınaklar Fallout evrenine dahil edilemez. Fallout evrinde yalnızca 122 adet Vault Deck vardır. Eğer bu tarz içerikleri yararlı buluyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda Türk Fallout topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fallout Türkiye isimli Discord sunucumuza hepiniz davetlisiniz.